Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Bu dersimizde sizlerle birlikte Auto Blend Layers'ı göreceğiz. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor arkadaşlar, İki resmi birbiri içerisinde kaynaştırıyor fakat önemli olan şey kaynaştırmak değil, renklerini de birbirine uyduruyor. Şöyle bakın şurada bir resmimiz var, atalım arka plan olarak buraya gelsin. Buradaki resmi şuradaki kilit simgesine tıklayarak normal bir layer'a çevirelim. Bu layer'ın üstüne de şuradaki uçağı atalım arkadaşlar. Şöyle atalım şu üste gelsin şurada dursun. Şimdi elbette fark ettiğiniz üzere bu üstteki layer ile alttaki layer'ın ne tonları ne renkleri hiçbir şey uyuşmuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Tabi biz bu ikisini seçsek de şu anda Auto Blend Layer seçili olmayacak. Neden? Çünkü layer'larımızdan birisi akıllı obje. Bakın sağda. Bunu sağ tıklayıp Rasterize Layer yapmanız lazım. Şu anda bu işlemi yapabilirim. Arkadaşlar bu işlemi yapmadan önce şu opacity'yi biraz düşürelim ve buradaki uçağı biraz daha küçültelim isterseniz. Ctrl T yapalım. Şöyle biraz küçültelim. Evet şöyle bir yerde olsun. Şimdi bunun opacity'sini de %100 yapalım. Gördüğünüz gibi iki resim arasında hiçbir uyum yok. Ctrl tuşuna basıp altaki resmini seçerek iki resimde şu anda seçili Edit menüsüne geliyorum. Edit menüsünden Auto Blend Layers'a tıklıyorum. Burada iki seçenek var. Buradaki resimlerin birbiri içerisinde yan yana mı kaynaştırılması yani birbirinin merkez noktalarından veya benzeşen noktalarından panoramik bir şekilde dizilmesini mi yoksa iç içe dizilmesini mi istiyorsunuz? Stack Image diyerek iç içe blend yap karıştır diyorum. Ve şuradaki iki seçeneğinde mesela şu çok önemli. Seamless Tones and Colors. Tonları ve renkleri birbirine benzet. Demiş oluyorum. Seçmiş oluyorum. Şu anda bunu seçili ve Content-Aware Fill Transparent Area, transparan boşluklu alanlara da içeriye uygun bir şekilde doldur kendi kafana göre. Yani şu anda Photoshop bunu birbirine kaynaştırmaya hazır. OK tuşuna basıyorum, işliyor ve çalışmamız şöyle müthiş bir şekilde kaynaşıyor. Burada işlemler yapıyor. Bakın arkadaşlar şuradaki, eskiden uçak böyle miydi? Karma karışıklığı, uçağın ne içindeki rengi, bakın uçağın ana kendi ilk halini de buraya getirelim. Bakın. Bakın. Yani tonları ne kadar başarılı bir şekilde birbirine benzettiğini görüyorsunuz. Uçağın üstünde mavilik var hakimdi. Şimdi bu kalktı. Bunu da silelim. Tabii bunu yaparken ister istemez şurada bakın bazı izler bırakabilir. Kare izler bırakabilir. Çünkü bizim resmimiz kare olduğu için. Onları da tabii halletmek kolay arkadaşlar. Şurada mesela patch tool'u alıp şu birleştiği bölgelerdeki izleri Şöyle biraz kaynaştırmayı biraz daha biraz da ben sağlamak istiyorum. Şuralarda ki o izler hiç belli olmasın. Şurada çift tekrar olmasın. Şunu da şuraya getirelim. Ee, sınırların olduğu yerlerden yakın bölgeleri, sınırların olduğu hissettiğim bölgeleri seçip şöyle Bakın çok çok daha şurada mesela bir iz var. Yakın yerden alarak. Çok güzel bir kaynaştırma yapmış olduk. Bu şekilde resimlerinizi böyle Bazen çok iyi çalışmayabiliyor ama bazen de çok iyi çalışıyor. Mesela bu resimde çok iyi çalıştı. Şöyle güzel bir şekilde kompozitleyebilirsiniz. Renk tonlarını uydurabilirsiniz. Edit menüsünde Auto Blend Layers da bu işe yarıyormuş arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere hoşça kalın.